Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Evet, sizlere birçok video yaptık. Analizler, Yahudilerle alakalı yaptık. Eğlenceli videolar yaptık. Hem tanışalım hem de bu Yahudilerle alakalı birazcık daha konuşalım diye bir video paylaşacağız sizlerle. Bu videomda sizlerle paylaşırken daha önce hep böyle videoyu resimlerle yazılarla anlatmıştık. Birazcık sohbet şeklinde yüz yüze yapalım istedim. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, Yahudilerle alakalı yaptığım neden Yahudiler zeki ve çalışkan videomda çok değişik yorumlar geldi. Öncelikle biraz onlardan bahsetmek gerekiyor. Benim araştırma konularımdan biri. Arkadaşlar, Yahudiler dünyayı yöneten iki aile var. Aslında bir sürü aile var ama iki tanesi meşhur. Biliyorsunuz Rothschild ailesi ve Rockefeller. Bu iki ailenin farkı şu. Bu videoyu yaparken, daha önceki Yahudiler neden zeki ve çalışkan videosunu yaparken onların yaptığı bir şey var. Bunu anlatmak istemiştim. Ama işte konu dine geldi, başka yere geldi, başka konuşmalar oldu. Önce bu aileleri tanımak lazım. Bu aileler 15. yüzyıl, 16. yüzyıl, 17. yüzyılda bankacılık sistemlerinin mucitleri, bugün kullandığımız borsaların mucitleri, bugün kullandığımız hisse senetleri, faiz, her türlü şeyin altında bu insanlar var, bu aileler var. Yahudi aileleri. İşte Almanya'dan İngiltere'ye taşınıyorlar, işte oğullarını farklı ülkelere gönderiyorlar. İşte biliyorsunuz bu aileler işte İngiltere'nin Fransa Savaşı'nda savaşı bütçelerindeki ekonomik güçleriyle finanse ediyorlar. Yüksek Fransa'ya savaştan sonra kaybettikten sonra yüksek faizi borç veriyorlar. Yani bu aileler ne yapması gerektiğini biliyorlar. Bir geçmişte kalmış. Peki günümüzde ne yapıyorlar? İşte benim anlatmak istediğim nokta şu arkadaşlar. Şimdi zaten bu Yahudiler biliyorsunuz altın işinde varlar. Bankacılık işleri, aklınıza gelen borsa, banka bütün işler dünyadaki onlara ait. İşte elmas işi onlara ait. Peki son yıllarda bunun harici ne yaptılar? Neden zekiler? Neden çalışkanlar? Arkadaşlar, dünyada 1980 yılından itibaren teknolojiye yöneldi. İşte telefonun çıkması, televizyonun çıkması. Telefonla birlikte işte zaman içinde akıllı telefonların çıkması. Adamlar şunu yaptı. Bakın, Yahudiler ne yapmak istediklerini önceden yapıyorlar, hazırlıyorlar. Zeki kısmını anlatmaya çalışıyorum. Bakın, dinleri onlara aittir. İşte bazı yorumlar geliyor, Yahudiler lanetlidir, şudur. Din onlara aittir. Biz Müslümanız elhamdülillah. Ama din farklı bir şey, onların zeki ve çalışkan olması farklı bir şey. Efendim, şimdi bir örnek vereyim. Bakın, 1980'li yıllarda Yahudilerin ilk yaptığı şey şuydu. Teknoloji cep telefonuna, bizim çünkü daha önce biliyorsunuz bir sürü alışkanlığımız vardı. Mektup atardık, zarf atardık, işte efendime söyleyeyim, kartpostal gönderirdik. Telefonla insanları arardık. Misal veriyorum. Telefonla insanları arardık. Bir sürü şey yapardık. Ama zaman için televizyonu işte televizyondan seyrederdik. İşte ne yapıyorsak böyle parça parça yapıyorduk. Adamlar şunu gördü. Teknoloji insanların bir kutu, yani şu anki kullandığımız cep telefonunun içine sığdırdı. Eğlenceyi, haberleşmeyi, her şeyi. Ve bu teknolojinin içinde bizi yönlendirmeye başladılar. Şimdi diyeceksiniz ki bunu nasıl yapıyorlar? Bakın arkadaşlar. Şimdi biz her şeyi eskiden çoğu zaman televizyonun karşısına açıp televizyon izliyorduk. Şimdi elimizde telefon, Facebook, haber, işte Twitter, Instagram, YouTube, Google, her şeyi şu kadarcık bir aletin içinde, telefonun içinde hallediyoruz. O aletle birlikte yaşıyoruz. Biz işte bize bunu alıştıran insanlar Yahudiler arkadaşlar. Bakın, YouTube kullanıyoruz. Şu an YouTube kanalındayız. Beni buradan izliyorsunuz. Günde belki 50 tane YouTube izliyorsunuz. Doğru mu? Kimin? Yahudilerin. Facebook kullanıyoruz.
Bakın Facebook kullanıyoruz. Günde 50 kere yazışıyoruz. İşte beğeniyoruz, tıklıyoruz. Facebook. WhatsApp kullanıyoruz. Bakın. Her gün WhatsApp kullanıyoruz. Yahudilerin. Instagram, Google, YouTube, WhatsApp. Aklınıza gelen, meşhur olan her şey Yahudilerin. Şimdi bu tesadüf mü? Biz bunları tesadüfen mi kullanıyoruz? Ya biz Yahudilerden nefret ediyoruz. Hani yorumlar öyle geliyor. Ama adamların her şeyini kullanıyoruz. Bakın. Adamların iPhone'unu kullanıyoruz. iPhone'unu. Şimdi Yahudilerden nefret ediyorsunuz ya da ediliyor. Arkasından yorumluyor. Ben Yahudilerden nefret ediyorum. Yazdığı telefon iPhone. iPhone'u bakın adam öyle bir zekaları var ki bizi iPhone'un dünyada en iyi telefon olduğuna inandırıyorlar. Doğru yanlış. Ama öyle bir şey ki bir reklam yapıyorlar. Bakın ben Amerika'da yaşıyorum. Şu an Amerika'dayım. Benim Yahudi arkadaşlarım da var. Tanıdığım insanlar da var. Öyle bir psikoloji yaratıyorlar ki bizde. iPhone'dan daha güzel bir telefon yok. Bakın Amerika'da şöyle haber çıkart Türk televizyonlarında. Adamların işi reklam, promosyon. En iyi yaptığı şey. İnsanların en iyi nasıl kandırabiliriz? Nasıl algı yaratırız? Psikolojisini dünyada en iyi yapan insanlardır Yahudiler. Der ki işte iPhone sırasında şöyle kuyruk oluştu. İnanın o iPhone sırasında oluşan kişilere para veriyorlardır. Ben Amerika'da yaşıyorum. O haberi şokla izliyorum. Çünkü o çıktığı saatte görüyorum her yer boş. Yani telefon Amerika'da satışa sunulduğu anda gidin bir tane telefoncuya satıldığı ana gidin. Hiçbir sıra yok. Ama öyle bir haber yaratılıyor ki size. Bu sanki işte sıraya girdiler, birbirini yediler, şöyle böyle. İşte bu psikolojilerle bu hale getiriyorlar insanı. Bakın Facebook diye bir şey var. iPhone'u alıyorsunuz elinize, Facebook yüklü giriyor. Facebook'tan size sistem Instagram'a şey yapıyor. Otomatikmen hemen Instagram hesabınıza çıkıyor. Tıklıyorsunuz. Öyle bir sistem yaratıyorlar ki. Siz bir telefon aldınız ki hemen bir altını çizeyim. Android teknolojisi de Google'un biliyorsunuz. Aldığımız Samsung bile alsak içinde Android geliyor. Android yazılımı geliyor. O Android yazılımın içinde de bu Facebook, YouTube'lar otomatikmen geliyor. Siz ister istemez geldiğinizde siz otomatikmen YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Yahudilerin hangi teknolojisi para yattırdıysa onu kullanmaya başlıyorsunuz. Sonra diyorsun ki Yahudiler niye zengin? Biz zengin ediyoruz. YouTube'dan reklam parası alıyor. Facebook'tan reklam parası alıyor. Instagram'dan reklam parası alıyor. Biz yapıyoruz. Biz Türkler yapıyoruz. Müslümanlar yapıyor. Hani diyorsunuz ya din, ırk meselesi. Ben asla insanların dinini tartışmam. Dediğim gibi Yahudilerin dini kendilerine aittir. Müslümanın dini kendine aittir. Doğrudur, yanlıştır. Hristiyanlık doğrudur, yanlıştır. Herkesin kendi fikriyle dinini seçebileceği bir yaşam, bir dünyadayız. Dolayısıyla din kısmını ayırıyorum ama adamlar o kadar zeki ki bizi yönlendiriyorlar. Şimdi desem ki niye YouTube izliyorsun? İşte Yahudiler para kazanıyor desem beklersiniz. Dünyadaki en iyi yaptıkları şey arkadaşlar. Bakın Çin'de Facebook yoktur. Çin Facebook kullanmaz. Anlatabiliyor muyum? Kullanmaz. Adamların aynı yazılımı var. Ondan yani Facebook'tan daha iyi yazılımlar var. Ama biz görmüyoruz. Biz Facebook'ta bir tek Facebook'u biliyoruz. Halbuki yüzlerce, binlerce Facebook'tan daha iyi yazılım var. YouTube gibi binlerce kanal var. Ama öyle bir sistem yaratıyor ki telefonu aldığınız zaman iPhone'u ya da Google'u, Android telefonları yani Samsung hangi marka olursa olsun artık iki tane var zaten. İki tane yazılım var dünyada. Herkesin kullandığı. Birisi iOS Apple'ın, diğeri Google Android'in ki ikisi de Yahudi. Altını çiziyorum. İster istemez biz bunları kullanıyoruz arkadaşlar. YouTube'a da kullanıyoruz şunu ve bu insanlara para kazandırıyoruz. Bakın Yahudilerden nefret edip ya da Yahudilere kızıp onlara para kazandıran bir milletiz. Anlatabiliyor muyum? Apple, iPhone'dan kazandırıyoruz. Apple'dan kazandırıyoruz. Google'dan, YouTube'dan her yerden para kazandırıyoruz. Şöyle bir hesap yapsın. Devlet yapsın yani. Türkiye'deki
işte kullanıcılardan, işte Facebook, YouTube bilmem her şeyden Yahudiler ne kadar para kazanıyor? Milyar dolardır. Dolardır yani, milyar dolardır yani. Şunu anlatmaya çalışıyor. Zekiler ve çalışkanlar ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Şimdi efendim zeki değiller diyorlar. Arkadaşlar sistematik yapılan her şey zekicedir. Yani bu adamlar aptal olup ya da işte kafası çalışmayıp Google'u üretebilirler mi? Yapabilirler mi? YouTube kanalını yapabilirler mi? Bakın YouTube kanalı örnek vereyim. 10 yıl boyunca ücretsizdi. İnsanları öyle bir alıştırdılar ki YouTube'a. İnsanlar video yüklüyordu, bilmem bir şey yapıyordu. İşte kanaldı, şuydu, para kazanmaydı. Bir anda YouTube reklamları bir girdi. 10 yılda 1 milyar dolar zarar etti. Adam 1 yılda 2 milyar dolar para kazandı. Yani farkı anlatmaya çalışıyorum. Ya bunu yapan insanların zekası eksik olabilir mi? Zekiler. Çalışkanlar şudur. Evet, çalışkanlar. Çünkü neyi yap, bakın işi doğru ya da kötü yapmalarını söylemiyorum. İnsanlar art niyetli efendim. Yahudiler işte art niyetli şey yapabilir. Düşünceleri farklı olabilir. Ama yaptıkları şeyi başarabilmek için çalışıyorlar. Şimdi siz Google gibi bir yazılım var. Her yerini bakın, navigation'ı var. Google mükemmel bir şey. Arama motoru var. Her şeyini kullanıyoruz Google'un. Telefonda kullanıyoruz. Şimdi diyebilir misiniz Google saçma bir şey, berbat bir şey diye? Adam bunu zekasıyla, çalışkanlığıyla üretiyor ve bize sunuyor. Ha, buradan da para kazanıyor. Demek ki bu insanlarda zeki ve çalışkanlık var. Yani bu altını çizmek istediğim bir nokta. Bakın NTV ya da herhangi bir application, yani uygulama, telefondaki uygulamamıza bakın. Hep reklamları var. İşte Musk bilmem bir şey, Tetra'nın yani araba, elektrikli araba üreticisinin reklamı çıkar. İşte bilmem bir şey Hollywood'un reklamı çıkar. Bakın application içinde, haberin içinde. Bakın normal haber okumak istiyorsunuz da NTV haber kanalı. Bunun içinde gizli gizli reklamlar kurulur. Hep bunlar Yahudilerindir. Şimdi Tetra Yahudi, Google Yahudi, Hollywood Yahudi sektör. Yani aklınıza gelen bütün, bir bakıyorsunuz Facebook, bakın Facebook'la ilgili haber çıkıyor günde. Bu tesadüf değil. Bu Facebook bunun için para ödüyor. Türkiye'deki kimse bunu yapan medya kuruluşu ona para ödüyor. Dolayısıyla adamlar bu işi bizim gözümüze sokarak yapıyor. Yani ister istemez Facebook öğreniyorsun, başka şey öğreniyorsun. İşte adamlar sistematiği ve başarıyı bu şekilde yakalıyor. Birincisi ne yapması gerektiğini biliyor. Kafasında canlandı, dediğim gibi 1980'li yıllarda bu adamlar bu telefonun küçüleceğini bileceği için, herkesin bu telefonunu içinde hayatı yaşayacağı için, biz şu an telefonla hayatı yaşıyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Televizyon izliyoruz, haber izliyoruz, konuşabiliyoruz, görüntülü konuşabiliyoruz. Yani ev telefonunun kavramı bitti. Bir sürü kavram bitti. Anlatabiliyor muyum? Hepsini telefondan yapıyoruz. Ve bize ne vermek istiyorlarsa bu telefondan veriyorlar. Bizi aptal da yapabilirler, zeki de yapabilirler. Çünkü öyle haberler çıkarabilirler ki, çıkarıyorlar, anlatacağım. Bir dahaki seferimde bu Yahudi ailelerin Bitcoin nasıl çıkardığını anlatacağım. Ama adamların işi bu. Adamlar başarılı. Adamlar bu işi nasıl yapmaları gerektiğini biliyorlar. Zekiler. Bakınız tekrar söylüyorum. Dinini ayırıyorum. İşte lanetli bir sürü şey yorumlar yapılıyor. Ben ona karışamam. Ama zeki oldukları kesin. Çünkü dünyayı yönetiyorlar. Ve elimize bir telefon veriyorlar. İsmi Apple ya da Samsung. Neyse içinde kullandığımız teknoloji Yahudilerin. Ve biz orada bizi nasıl yönlendirirlerse öyle yapıyoruz. Instagram'a resim koyma. Yani insanlar Instagram'a resim koydum diye beni beğenmediler de bizim psikolojimiz değişiyor. Yani her şeyi yaptırıyorlar bize. Demek istediğim şu arkadaşlar. Kısa ve şu. Yahudiler bu işi dünyada gerçekten zamanına bölmüşler. Yani 2020 ile 2030 yılında hangi ürün çıkacaksa ve bu ürün neyse artık, çünkü adamlar bunun projesini yapıyorlar, bize yönlendirecekler. Bakın reklamlarıyla yönlendirecekler. Ve biz onları kullanmaya başlayacağız. Biz onları tekrar zengin etmeye başlayacağız. Dolayısıyla dediğim gibi çok zekiler, çok çalışkanlar, yapmalı gerektiğini biliyorlar. Dediğim gibi kötü niyetli, art niyetler tamamen farklı bir şey. Yani ama yaptıkları her şeyi biz kullanıyoruz. Müslümanlar kullanıyor. Yani ve biz bunu yaparken iPhone'um var bilmem bir şey yapar diyerek de hava atıyoruz yani.
Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Bu videonun ikincisini çekeceğim. Abone olmayı unutmayın lütfen.